Merhaba, Enes Genç ben. Astav yazılım firmasında yazılım geliştirme uzmanı olarak görev almaktayım. Merhabalar, Okan Karaçam. Astav yazılımın mali ve idari işler kısmına bakıyorum. Astav yazılım Elazığ merkezli olup, bünyesinde 12 farklı grup şirketini barındıran Har Holding bünyesinde faaliyetleri göstermektedir. Astav yazılım olarak Augmented Reality teknolojisi üzerine proje geliştirmekteyiz. Mobil uygulama geliştiriyoruz. Hem iOS hem Android platformunda. Augmented Reality teknolojisiyle geliştirdiğimiz bu uygulama sanal rehberlik imkanı sağlayarak 3 boyutlu modellemeler ile tarihi mekanlarda kullanıcıları, son kullanıcıları tarihi mekanlarla ilgili bilgilendirme olanağı sağlıyor. Ayrıca gezerken geriye dönük yıllarda canlandırılmamış tarihi yeniden gün yüzüne çıkarmamızı sağlıyor. Girişimcilik ekosistemi ülkemiz açısından büyük bir önem arz etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önceliğinde girişimcilik çalışmaları her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu zaman zarfında gençlere düşen en önemli görev verimli çalışmak, bilgi birikimine sahip kişilerle çalışmak. Burada gençlere düşen görev ülkemize faydalı projeler üretmektir. Firma olarak kurucumuzun genç olması bir avantaj olup gençlere mentorluk desteği sağlamaktayız. Firmamız ülkemizde Augmented Reality teknolojisi kullanarak geliştirme yapan sayılı firmalardan biri. Ayrıca Big Data, yapay zeka üzerine de Ar-Ge çalışmalarımız bulunmakta. Bunun yanında teknoloji ve turizm alanında Augmented Reality teknolojisini kullanarak dünya çapında daha da tanınır hale gelmek istiyoruz. Hedefimiz bu şekilde. Astav Yazılım ilk Ar-Ge faaliyetlerini Elazığ Teknokent'te başladı. Ülkemizin 2023 vizyonlarından olan Bilişim Vadisi'ne katılma serüvenimiz 2017'nin son aylarıydı. Turizm, savunma sanayi ve enerji sektörlerine projelerimizi sunduk. Kabul almasının ardından Doğu Anadolu'dan gelen ilk firma unvanını aldık. Vadinin bize kazandırdığı network ve imkanlar ile hedeflerimizi ve ufkumuzu genişlettik. Genişletmeye devam ediyoruz. Bilişim Vadisi'nin kurulundan bu aşamaya gelene kadar bize bu imkanı ve fırsatı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlarımız ve emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz.